Kur'an ve vicdan. Fuat kelimesi Kur'an'da sık geçer. Efide çoğuludur. Fuat aslında insanın vicdanının hallerinden bir haldir. Vicdanın yanması durumuna fuat diyoruz. Evet. Kelimenin kökeni oradan geliyor çünkü. Yanık iç. Dolayısıyla fuat kelimesi vicdan anlamında çoğu yerde kullanılıyor. Sayık ve şehit ismiyle kullanılıyor sıfatıyla daha doğrusu Kur'an'da. Kaf suresinin 21. ayetinde. Sayık, sevk edici demek, sevk edici. Şehit, şahit olan. Vicdan sevk edermiş. Vicdan şahit olurmuş. Yani sevk edici deyince tıpkı ne gibi? Navigasyon gibi. Vicdan insanın navigasyonluğunu yaparmış yani yol gösterirmiş. Dolayısıyla saikmiş yani. Saik sürücü demek aynı zamanda şu gündeki Arapçada taksi sürücüne, sürücüsüne ne derler Sadık Bey? Saik derler değil mi? Evet. Dolayısıyla sürücü demek yani vicdan insanın sürücüsü. Şoför koltuğunda oturan insanın duygularının sürücüsüne vicdan diyor Kur'an. Nasıl buldunuz? Muhteşem. Eyvallah. Şehittir aynı zamanda. Yani şahittir. Şehittir. Hem şahit olan hem şahit olunan demek. Şehit formu. Şehit kalıbı. Hem metvul hem fail kalıbıdır. Dolayısıyla şehittir. Hem şahit olur vicdan hem de başkaları vicdana şahit olur. Şahit olunur yani. Yine merhamet. Sabrı tavsiye etmek ve merhameti. Çok ilginç değil mi? Beled suresinin 17. ayetinde ve tevasav bisafri ve bil merhame. Bu ayet Asr suresinde nasıl gelir? Ve tevasav bil hakki ve tevasav sabr. Yani şimdi hakkın yerine merhamet geçti bakınız bu ayette. Nasıl ilginç değil mi? Hak ben adalet ve vicdan ilişkisi kurmuştum. Hatırlar mısınız? İşte adalet ve vicdan ilişkisi aynı kalıbın ve farklı isimlerle kullanıldığı bu iki ayette de geçiyor. Yani vetevassav bis sabr vetevassav bil hak vetevassav bis sabr Asr suresinde vetevassav bis sabr vetevassav bil merhamah yani onlar ki sabrı tavsiye ederler merhameti tavsiye ederler. Hakkı tavsiye ederler, merhameti tavsiye ederler, sabrı tavsiye ederler, merhameti tavsiye ederler. Nasıl buldunuz? Muhteşem bir bağlantı. Evet, engelliye saygı işte tam da vereceğimiz isimdir bu ayetin ilk pasajına, bu surenin ilk pasajına.